GZT.com'dan herkese merhaba. Bu videomuzda İDEF 2019'dayız ve İDEF 2019 Savunma Sanayi Fuarı'ndaki yerli üretim ürünleri sizlere aktaracağız. Araçları göstereceğiz. Balistik füzeler, tanklar, toplar, silahlar, her şey bu videoda olacak. Videonun ilerleyen kısımları. Birlikte FNSS'nin standından bir başlayalım. Epey görkemli bir stand kurduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada zaten sergilenen araçların da detayları yer alıyor. Ayrıca her aracın zaten önünde dijital pano var ve dijital pano üzerinden de ayrıntılar görülebiliyor. Biz şimdi hemen Samur'la başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi devasa boyutta bir araç. Tahmin edebileceğiniz üzere şuradan hemen ön kısmını size göstereyim. Yani kadraja sığdırmakta zorlanıyorum. Hayli büyük ve görkemli bir araç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Samur aslında bir istihkam aracı olarak görev yapıyor bildiğiniz gibi. Hücum köprüsü görevini de yerine getiriyor. Burada da zaten ayrıntıları görebiliyorsunuz. Şu anda fuar her ne kadar kapalı olsa da protokolden giriş yapıp içeride ürünleri tanıtan, gösteren ve bilgi aktaran kişiler de yer alıyor. Ben şuradaki merdivenlerden çıkıp biraz size detayları aktarmak istiyorum aslında. Samur, Türk Kara Savunma Sanayi'nin sözleşmeye bağlanmış ilk özgün tasarım ve geliştirme projesi olarak karşımıza çıkıyor. Samur aslında sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik hareket ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen ve muharebe sahasında sulu açıklıklardan süratle ve emniyetle geçişi sağlayacak nakliye takımı olarak görev yapıyor. Aynı zamanda köprü sistemi şeklinde de kullanılabiliyor. Bunu da zaten az önce belirtmiştik. Dizel motor, otomatik şanzıman, süspansiyon sistemi ve hidrolik tren sistemi gibi Samur'un önemli teknik ayrıntıları mevcut. Aynı zamanda ileri ve geri yönlerde %50 eğimle ve %30 yanal eğimde karada sürüş kabiliyetine sahip. Bu da tabii ki çok önemli detaylar arasında. 2 adet pompa jetinin sağlandığı suda sürüş ve 360 derecelik manevra kabiliyeti de yine Samur'un önemli detayları arasında. Teknik detaya geçecek olursak, şu gördüğünüz araç aslında 36.000 kilo, yani 36 tonluk bir ağırlığa sahip. Zaten görkeminden de bu rahatlıkla anlaşılabiliyor. Yine teknik özellikler de buradaki listeden görülebiliyor. Ayrıca fotoğraflar ve kullanım alanlarına dair detaylar da öndeki dijital pano sayesinde ayrıntılı bir şekilde anlaşılabiliyor. Yine videolarını da buradan izleyerek araç hakkında detaylı bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca burada tabii ki görevli arkadaşlar da mevcut. Görevli arkadaşlar da size araçların teknik kısımlarıyla alakalı ayrıntılı bilgileri aktarabiliyorlar. FNSS standında sergilenen diğer bir araç ise Pars. Gördüğünüz gibi zaten Pars 4x4 STA şeklinde geçiyor bu araç. Fakat bu aracın, yani Pars'ın farklı versiyonları da mevcut. Bizim şu anda gördüğümüz araç 4x4 STA şeklinde geçiyor ve ileri gözetleme, anti-tank ve komuta kontrol gibi özel maksatlı görevleri yerine getirmek için kurgulanmış bir araç şeklinde karşımıza çıkıyor. Araç aynı zamanda tüm operasyonel gereksinimlere cevap verecek şekilde kurgulanmış olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda tabii ki düşük silüete ve amfibi özelliğine de sahip 4 kişilik mürettebatı bulunan araçta hiçbir ön hazırlık gerektirmeden derin ve akıntı sularda operasyon gerçekleştirilebiliyor. Hemen şöyle iç kısmına da geçmek istiyorum. Burada da hayli etkileyici bir görünümü olduğunu söyleyebiliriz. Pars'ın diğer bir versiyonunu da karşımızda görebiliyoruz. 6x6 izci şeklinde sınıflandırılıyor ve bu ürün, aslında bu araç tam olarak keşif ve iç güvenlik hareketleri için özel olarak tasarlanmış ve yüksek teknolojiyi kendisinde barındırıyor. Buradan da zaten
ayrıntılardan net bir şekilde bunu görmek, tahmin edebilmek mümkün. Pars 6x6 izici dizel bir motorla donatılmış durumda ve 100 km saat hıza ulaşabiliyor. Bu da aslında çok ciddi bir rakam. Gerçekten burada net bir şekilde görebiliyoruz. BNSS'de aslında çok farklı kategoride yer alan çeşitli araçlar da mevcut. Ama tabii ki bu listeyi şu şekilde devam ediyor FNSS'in standı bu arada. Şuraya kadar devam eden 4-5 farklı zırhlı aracı ve tankı da mevcut. Fakat bir de burada BMC'nin standı yer alıyor. Şimdi de BMC'nin en öndeki aracından başlayarak biraz detaylardan bahsedebiliriz. Burada BMC tarafından üretilen Kirpi 2 aracını da görebiliyoruz. Mayına karşı korumalı zırhlı bir araç olarak karşımıza çıkıyor tabii ki. Kirpi'nin aynı zamanda araç içerisinde sağladığı üstün koruma düzeyi de ilk başta Türkiye olmak üzere farklı ülkeler tarafından da elbette savunma aracı olarak kullanılıyor. Kirpi 2 ihtişamından da zaten detayları anlayabilmek mümkün. Kirpi'nin yenilenen versiyonu Kirpi 2'de farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli çözümler de var. Bu şu anda size gösterdiğimiz model 4x4 olan versiyonu. Tabii ki bunun da teknik özellikleri diğer bölümlere göre değiştirilebiliyor. Üst düzeyde farklı ihtiyaçlara yönelik silah sistemi entegrasyonu sağlanabiliyor. Aynı zamanda 13 kişilik bir taşıma kapasitesine sahip. Bu da önemli elbette. Özel kapsül tasarımıyla yüksek bir koruma sağlıyor ve üstelik bağımsız süspansiyon sistemi de detaylar arasında. Kirpi 2'nin kullanım amaçları arasında aslında ambulans da yer alıyor tabii ki. Sağlık hizmetleri açısından da bu tip araçlar zırhlı olduğu için ve mayına karşı özellikle korumalı olduğu için kullanılabiliyor. Yine burada da Kirpi 2'nin ambulans şeklinde kalibre edilmiş versiyonunu görebiliyoruz. Şuradan hemen çıktığımızda araç içerisinde sedyeler mevcut. 2 kişi için tabii ki. 2 tane asker personel için. Burada da yine tam donanımlı bir sağlık kuruluşunda yer alan birçok farklı cihazın bu kısımda araç içerisine yerleştirildiğini görüyoruz. Hemen şu kısımda da içerideki doktor için ayrılan özel bir bölüm yer alıyor. Aynı zamanda tabii ki bu yatağı kaldırarak şuradaki 4 personellik oturma koltuğunu da yine görebiliyoruz. Aynı zamanda bir tane de koltuk şu bölümde mevcut. BMC'nin çok amaçlı zırhlı araçlarından birisi de Amazon. Amazon'u da burada ayrıntılı bir şekilde görme, inceleme fırsatı bulabiliyor insanlar. Amazon'un 7 kişilik bir taşıma kapasitesi var ve balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek bir koruma sağlanıyor. Özellikle de diğer araçlardan, Kirpi 2'den, Kirpi 1'den farklı olarak beyaz renkte kalibre edilmiş durumda. Yine kaslı yapısı epey etkileyici ve güçlü görünmesini sağlıyor diyebiliriz. Şuradan hemen çıkabiliyoruz tabii ki. Burada içeride görüntüleyebildiğimiz teknik aksam da elbette şu şekilde sizlere de göstermiş olalım. BMC'de de yine sergilenen birçok farklı araç var. Yine şu şekilde gidip diğer araçların da detaylarına bakabiliriz. Burada aynı zamanda aynı araçlardan farklı versiyonlarda üst başlıkların değiştiği ve farklı görevler için kullanıldığı çeşitli araçlar da tabii ki mevcut. Hemen öndeki ekranlar üzerinden de detaylı bilgi alabilmek mümkün oluyor. Burada BMC'nin ürettiği Kirpi'yi görebiliyoruz mesela şu anda. Hemen yanına geçtiğinde yine Kirpi'nin ambulans versiyonunu, az önce de size gösterdiğim ambulans versiyonunu görebiliyoruz. Yine Kirpi 2'nin mayına karşı korumalı versiyonunu ve ambulans mayına karşı korumalı versiyonunu da görebiliyoruz. Tabii ki farklı amaçlar için kalibre edilen Kirpi versiyonlarını burada video aracılığıyla izleyebilmek, takip edebilmek mümkün oluyor. Burada da zaten araçları detaylı bir şekilde görüntülemek mümkün hale geliyor. Şu anda görmüş olduğumuz araç aslında BMC'nin kara araçları, muharebe sahası, akaryakıt tankeri. 6x6 şeklinde kalibre edilmiş ve 12.000 litrelik tanker olarak görev yapıyor.
İDEP'te karşımıza çıkan diğer bir marka ise Nurol makina. Nurol makinada da en değerli, en kıymetli araçlardan birisi de tabii ki Ejder Yalçın. Ejder Yalçın 4x4 zırhlı muharebe aracı olarak bildiğiniz gibi Nurol makine tarafından askeri birlikler, güvenlik güçlerinin her türlü bölgede görev yapabilmesi için geliştirilen bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Arazi şartlarına, hareket ihtiyacına bağlı olarak farklı çözümlerle kalibre edilebiliyor. Bu doğrultuda da tabii ki Ejder Yalçın'ın çok önemli bir görev üstlendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki ama Ejder Yalçın hangi görevleri üstleniyor diyebilirsiniz. Tabii ki bu tip bir soru işareti aklınızda uyanabilir. Bunun için de sınır gözetleme ve güvenlik aracı, keşif aracı, taktik füze, taşıma ve fırlatma aracı, komuta kontrol aracı, hava savunma aracı, muharebe aracı, personel taşıyıcı araç, keşif aracı gibi farklı imkanlarda ve aynı zamanda zırhlı ambulans olarak da farklı görevler için Ejder Yalçın'ın kamufle edilebildiğini, özel olarak optimize edilebildiğini söyleyelim. Yine Yörük de Nurol makina tarafından geliştirilen bir zırhlı araç şeklinde karşımıza çıkıyor. Detayları da şu şekilde gösterebiliriz. Araçta aslında aracın düşük ağırlığı ve mayın balistik koruması kullanıcılara bugünün en agresif ve asimetrik tehditlerine karşı koruma sağlıyor da diyebiliriz. Özellikle Nurol makinenin web sitesinde Yörük hakkında bahsedilen detaylardan bazıları bunlar. Optimum performans ve çoğunlukla göreve hazırlıklı olma gibi detaylarda tabii ki ayrıntılar arasında. Gelecek nesil tasarım ve özellikleri sahip olan Yörük ölçeklendirilebilir zırhla kompozit malzemenin mükemmel bir birleşimini oluşturuyor diyebiliriz. Yine burada aracın teknik ayrıntıları ile alakalı detayları erişebilmek mümkün. Fotoğrafları, arazi koşullarında çekilen fotoğrafları görüp detaylıca inceleyebilmek mümkün hale geliyor. Gördüğünüz gibi aracın zaten büyük ve zırhlı yapısı yine fotoğraflardan da belli oluyor. Yine katmerciler de burada İDEP fuarında sergilenen araçlarla karşımıza çıkıyor. Aslında burada farklı araçların kalibre edildiğini görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ambulans zırhlı araç görev yapıyor ve aynı zamanda yine farklı görevler için tahsis edilen ve ayarlanan, optimize edilen araçlar da burada yer alıyor. Evet, burada TÜMOSAN da yer alıyor elbette. TÜMOSAN'ın da yine farklı araçlarını burada görebilmek mümkün oluyor. Mesela şu anda PUSAT'ı görüyoruz. PUSAT ilk defa 2017'deki İDEP'te burada sergilenmişti. Yine fuarda da detaylardan bahsetmiştik. Peki PUSAT tam olarak ne işe yarıyor? Hangi görevlerde kullanılıyor diyecek olabilirsiniz. Balistik ve mayın korumasına sahip olan bu araçta aynı zamanda personel taşıması ve mürettebat ta yer alıyor. Yani mürettebatta taşınabiliyor ve böylece 9 kişi bu araçta taşınabiliyor. Tabii ki daha detaylı bilgilere sahip olmak isteyenler için burada bir tablet de yer alıyor. Tablet üzerinden ayrıntılı bilgilere ulaşmak mümkün hale geliyor. Aracın aynı zamanda 10 ton bir ağırlığa sahip olduğundan da bahsedelim. Teknik kısımda merak edenler için yine detayları az önce de bahsettiğim gibi burada bulabilirsiniz. Aynı zamanda TÜMOSAN'ın web sitesinde de PUSAT'la alakalı ayrıntıları bulabilirsiniz. İDEF'teki turumuz devam ediyor. Şu anda da otokar standındayız. Otokar standında da elbette birçok farklı araç sergileniyor. Burada aslında hepimizin de yakından bildiği, adını sık sık operasyonlarda duyduğu araçlar da yer alıyor. Ural, Kobra 2 ve onun yanı sıra arka kısımda da tabii ki farklı araçlar yer alıyor. Akrepler yer alıyor. Şurada da Akrep 2'yi mesela görebiliyoruz. Hepsine tek tek şimdi biraz detaylı bir şekilde bakalım. Mesela Kobra 2'den bahsedebiliriz. Kobra 2 mevcut Kobra aracının temel versiyonunun daha kalibre edilmiş bir versiyon olarak karşımıza çıkıyor. 9 personel taşıma kapasitesine sahip. Aynı zamanda personel için yakın koruma özelliği de, daha doğrusu teknik anlamda bu da sağlanmış oluyor. Elbette Kobra 2 en zorlu arazi ve iklim koşullarına da
uyum sağlayacak şekilde üstün performanslı olarak geliştirilmiş. Zaten bunu da dış yüzeyden net bir şekilde anlayabilmek, görebilmek mümkün. Burada Ural'ı da görebiliyoruz. Ural, otokar tarafından üretilen ve tamamen Türk yapımı bir hafif zırhlı personel taşıyıcı olarak karşımıza çıkıyor. İlk kez İDEF 2013'te sergilenmişti ve şimdi de İDEF 2019'da da fuarda sergilenen araçlar arasında yer alıyor. İç aksamı da şu şekilde sizlere göstermiş olalım. Yine burada da ayrıntıları görebiliyoruz. Cobra'ya geçtiğimizde aslında Cobra'nın da yine otokar bünyesinde araştırma ve geliştirme ekibi tarafından üretilen silahlı kuvvetlerin zırhlı tekerlekli araçlı ihtiyacını karşılaması açısından geliştirilen bir araç olduğunu belirtelim. Üst kısımda ise keskin özel mürettebatını görebiliyoruz. Tabii ki detayları da şöyle biraz çevresinden gezip sizlere gösterelim. Hemen bu kısımda da arma 8x8'i görebiliyoruz. Yine mızrakla donatılmış arma versiyonu. Tabii ki bunun farklı versiyonları da yapılabiliyor, geliştirilebiliyor. Özellikle bu anlamda da kalibre konusunda farklı seçeneklerle birlikte optimize etmek mümkün. Az önce Cobra 2'nin farklı amaçlar doğrultusunda optimize edilebildiğinden de bahsetmiştim. Cobra 2 şu anda önümüzde duran versiyon, ambulans versiyonu ve sağlık hizmetleri açısından da bu tip zırhlı araçlar, tekerlekli zırhlı araçlar özellikle kullanılıyor. Yine iç aksamda da bunu görebiliyoruz. Aynı zamanda şimdi arka kısma geçtiğimizde de mesela sağlık hizmetleri için özel olarak kalibre edildiğini görebiliyoruz. Hemen şu kısımda bir sedye yer alıyor gördüğünüz gibi. Yine iç aksamlar da buna göre dizayn edilmiş durumda. Otokarın zırhlı keşif ve silah savunma platformu olarak tasarladığı Akrep 2 de yine 4x4 olarak burada sergilenen araçlar arasında yeni nesil zırhlı araç özellikle düşük silüeti ve orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için her türlü arazi koşuluna uygun olarak tasarlanmış durumda. Tabii ki zorlu koşullar için özel olarak kalibre edilen versiyonları da farklı varyasyonları da mevcut. Tulpar aslında mürettebate ve taşıdığı personele göre sınıfının en üstün balistik ve mayın korumasına sahip araçlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle indirilmiş manga personeline üstün ateş desteği sağlayabilen, en sert iklim koşullarında dahi tam performans sergileyebilen bir araç olarak, paletli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Yine tabii ki çok önemli bir aile olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Tulpar ailesinin burada geniş bir yüzeydeki hafif tank, zırhlı muhabere aracı, personel taşıyıcı, hava savunma, komuta kontrol, keşif aracı, ambulans, işte bakım ve kurtarma aracı ve 120 mm'lik havan aracı şeklindeki versiyonlarını da görebiliyoruz. Yine Tulpar S'i de burada görebiliyoruz. Fuar kapsamında tabii ki özel olarak üretilen tüfekleri de burada görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi teknik kısımda birçok farklı ayrıntı da mevcut. Tabii ki bunu farklı görevler için kalibre edilen farklı versiyonları da bulunuyor. Burada hepsini görebilmek ve yakından tanıyabilmek mümkün. Burada da farklı görevler için üretilen maskeleri görebiliyoruz. Mesela mikrofon konektörlü gaz maskesini burada görebiliyoruz. Hemen yanında ise kimyasal kaçış maskesi yer alıyor. Ve yine benzer şekilde panoramik gaz maskesi de bu kısımda bulunuyor. Şurada da hemen kimyasal kaçış maskesinin farklı bir versiyonunu görebiliyoruz. Hemen yanında ise yine panoramik gaz maskesini görebiliyoruz. Bölümde de güdümlü füzeleri ve roketleri görebiliyoruz. Tabii ki bunları her zaman görebilmek mümkün olmadığı için insanı hakikaten heyecanlandırıyor ve buradaki
teknik detayları da ayrıca öğrenmek insanı gerçekten heyecanlandırıyor diyebiliriz. Evet, İDEF 2019 Savunma Sanayi Fuarı'ndan detayları aktardık. Bir sonraki videoda, bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.